50'li yıllarda, 60'lı yıllarda bir başbakanla, bir ana muhalefet partisi genel başkanının bugünkü gibi birebir tartışma imkanı yoktu. Yani canlı olarak birebir tartışma imkanı yoktu. Neydi? Bir gün bir basın açıklaması yapılır, ertesi gün gazetede yayınlanır. Gazetede yayınlandıktan sonra aynı gün diğer... Kişi yani bu ana muhalefet partisi genel başkanı ya da başbakan hı hı. Hı hı. cevap vermek isterse eğer o gün cevap verir ve hı. daha sonraki gün yayınlanırdı yani bu üç günlük bir zamana yayılırdı dolayısıyla evet. yani herhangi bir hı hı. konunun bir karşılık bulabilmesi için üç gün en az minimum üç güne ihtiyaç duyulurdu hı hı. Evet. E bugün bakıyorsunuz her şey saniyelerle ilerliyor şimdi hı hı. dolayısıyla bu neyi getiriyor hızı getiriyor. Zaman kullanımını getiriyor. Twitter bize neyi sağladı? Yani e, şu an teknolojinin en iyi buluşlarından biridir Twitter. Değil Hızı mi? sağlıyor. Siz herhangi bir konuda açıklama yapmak için basın açıklaması yapmak için basın toplayacaksınız. Hı hı. E, aynı saatte hepsine randevu vereceksiniz, bir basın bülteni hazırlayacaksınız ve basının karşısına geçeceksiniz. Tamamı gelir mi gelmez mi? O da bilinmez. Ajanslar işte hı hı. haberlerini geçecekler, servis edecekler ancak ondan sonra insanlara ulaşacak. Ama siz durduğunuz yerde bir tweetiniz yeterli. Bir tweetinizi 140 karaktere sığdırabiliyorsanız eğer anlatacağınız şeyi ya da birkaç tweetinizle beraber onu insanlarla ya da takipçilerle, gazetecilerle, televizyoncularla paylaşabiliyorsunuz. Evet. Ve zaten sizin o resmi hesabınız olduğu için çünkü belli bir süreden sonra hesabınız tescilleniyor. İnsanlar sizi takip ediyorlar hesabınız tescilleniyor. Tescillendikten sonra itibar etmeye başlıyorlar. Artık oradan yazacağınız her şeyi ne yazarsanız yazın sizin bir nevi basın açıklamanız haline geliyor.